Başlayalım yoksa başlayamayacağım bir türlü. Evet. Aha mavi oldu. Şuna basacağım. Ne oldu? Kırmızı oldu. Şöyle dönsün bakayım. Bakayım bana dönünce ne oluyor? Pavyon gibi oluyor. Bunu hemen aradan çıkartalım, yer kalmıyor. Bu ürünü biliyorsunuz. Bu ürün Lego Movie'nin ikinci filminde Apocalypseburg diye bir şehir vardı. Ben öyle çok hayranı değilim böyle Amerikan şeylerine ama tasarıma bakınca yani modeldeki detaylara bakınca bu diesel punk dediğimiz tasarım dilinde tasarlanmış. Böyle yıkık, harabe şeyler. Başka objeleri başka silaha dönüştürme. Mesela burada bir sahne var. Spor salonu yapmışlar. Halter kaldırıyorlar. Paspastan halter yapmışlar mesela. Setin içinde o kadar çok detay ve o kadar çok mini figür var ki. Yani şundaki mini figürler, hele şurada bir Batman var. Omuzluğunda böyle lastik olan. Onu görünce de, özellikle onu görünce de almak istedim. Çünkü çok güzel bir Batman şeyi. İşte böyle hep böyle vahşi şeyler, silahlar falan. Tam dedim bu çok güzel parça. Parça olarak çok hoş parçalardan oluşuyor. Yani koleksiyonunda bu parçaların olması lazım diye düşündüm. Bunu zar zor aldım o zaman. Neredeyse borç harç aldım yani. Bayağı parasız bir dönemimde aldım ama dedim ki bu çok hoş bir figür. Alınması gerekiyor. Çok değerli, birbirinden farklı parçaları var. O yüzden aldım. Şimdi de bu tükenmiş. Hiçbir yerde yok. Sahibinden de bunu 80 bin liraya gördüm. Yanlışım varsa yorumlara yazın. Ben 80 bin liraya gördüm. Tükenmiş. Benim acelem var. Uğraşmayacağım. Almak, koleksiyonla satmak isteyen olursa 35 bin lira yazdım oraya. Değiştirmemişimdir herhalde. Sahibinden de bu ilan var. Burada da yine 35 binden veriyorum. Hiçbir yerde bulunmayan bir set. Almak isteyen alsın. Açtım, biraz yaptım. Şu alt kata kadar yaptım. Sonra kaldırdım. Parçalar burada. Hani açılmamış kutu değil ama yapılmamış bir set. Çoğu parçası böyle hala ambalajında duruyor. Seçim sizin. Eksiği falan yok. Bence güzel bir koleksiyon ama tercih sizin. Tükendiği için bayağı değeri artmış yani. Bir teknoloji ürünü. Ben böyle yeni teknolojilere çok meraklıyım. İşte çizer olduğum için bir elimde kalem, bir elimde de farklı bir aksesuar olsun ki kısa yoldan tuşlara ulaşayım diye. Deluxe'un böyle bir değişik mouse'u var. Bunun ismini bilmiyorum ismini. Şey mouse deniyor buna. Yani böyle tutuyorsun. Şurasında bir düğme var. DPI ile oynuyorsun. Şurada bir düğme var. Burada düğmeler var. Burada tekeri var. Fare bu yani. Tamam mı? Değişik bir format. Yani böyle tecrübe etmek isteyen olursa belki bununla simülasyon oyunları güzel oynanabilir. Uçak oyunları falan bilmiyorum. Deluxe M618 750 TL'ymiş. Yurt dışından geliyormuş. Ben bunu 350 TL'ye veriyorum. Alın güle güle kullanın. Az kullandım. USB'si de altında. Kablosuz. Alcan takcan. Deneyeceğim bunu. Farklı bir tecrübe. Çok kullanmadım. Ama denemek istiyorsan, simülasyon falan oynarım diyorsan burada bekliyor seni. Funko Pop'un bir belgeseli vardı. Onu izledim. Ondan sonra dedim ki ya ben bir Funko Pop koleksiyonuna başlasam mı dedim. Bir tane aldım böyle. Ama ondan sonra Lego'ya mı geçsem, Funko Pop'a mı geçsem bu böyle kaldı. Bir tane çok güzel Dragon Ball Funko Pop'u vardı. Kocaman bir ejderha. Onu da alsaydım keşke ya. Neyse. Bu arkadaş var elimde. Overwatch'ın Hanzo. Biz de Hanzo deriz ya biz Türklerde. Kutusundan çıkmış tabii. Bu nadirlerden biriymiş. 4300 TL bu arkadaş. Sıfırı. Ben bunu 3000 TL'ye bırakıyorum. Bunda eskime meskime zaten yok. Öyle hırpalanma bir şey olmuyor. Şu kolundaki detay çok hoşuma gitmişti. Zırh detayı. Ya ben bir şey alırken hep tasarımından dolayı alıyorum aslında. Öyle çok. O yüzden çeşit çeşit şey var bende. Çok manyağı değilim yani. Mesleki olarak bakıyorum. Senin de ilgini çekiyorsa ürün bu şekilde 3000 TL'ye kargolayıp alabilirsin. Koleksiyoncular için bu aslında. Öyle tavsiye ederim. Şuradaki detaylar çok hoşuma gidiyor. Bak göğsündeki dövmeye bak. Bu da böyle bir arkadaş. Çizerler için ben çizgisel tasarım, yani çizgi üzerinden tasarım yapmayı seviyorum. O yüzden çizgisel çalışan sanatçıların el çizimlerine, defter çizimlerine bakıp biraz nasıl düşünmüşler, nasıl taramalar yapmışlar diye derken bu Japon sanatçıya denk geldim. Katsuya Teradaten. Adamın aynı zamanda sanatı da çok iyi yani. Şöyle göstereyim. Ya ben çizgisel çalışırken bu adamın şeyi çok hoşuma gitti, çizgisel yaklaşımı. Şöyle bayağı detaylı taramalar yapıyor. O yüzden aldım, biraz bana referans olsun diye. Mesela en meşhur çizimlerinden biri bu, bak şuradaki şeye bak. Yani gölgeyi çizgiyle taraya yoğunluğu odağı belli bir yere çekerek, One Piece'de de var bu. Öyle güzel kullanıyor ki adam.
Ve beyazı çok iyi kullanıyor. Yani tam o kadar kalabalığın arasında bir beyaz göz koyuyor. Muazzam bir kontrast oluşturuyor. Böyle bir sürü çizimi var. Bence çok iyi bir referans. İmkanım olsa satmazdım bunu. Türkiye'de kalacak olsam. Çünkü iyi bir arşiv yani. İsteyene bunu veriyorum. Bu 1000 liraya 900 liraya falan bulunabiliyor. Yine benim 700 TL'ye bırakıyorum bunu. Alın güle güle bu görsel referansı kullanın. Geçelim. Şimdi ben bir ara şeye çok taktım marketing olayına oyun firmasında çalışırken. Dedim ki 90'ların bütün reklamlarını içeren bir kitap var elimde. Dedim bunlardan oyunun içinde kullanacağım reklamlara referans alayım yani. Oyunda da sanki gerçekmiş gibi böyle reklamlar oluyor ya çizimler. Onlar için böyle bir elimde büyük bir kaynak var. Çok detaylı reklamlar var. Çok farklı reklamlar var. Sağlam bir görsel referans, bir de hiçbir yerde görmediğiniz fotoğraflar. Mesela Muhammed Ali'nin şöyle bir fotoğrafını hiç gördünüz mü? Göremezsiniz. Yani Google'da bulamayacağınız görsel bir kütüphaneye ulaşıyorsunuz. Bazı film posterleri de varmış içinde bak. Film posterlerini de reklam olarak hazırlamışlar ya. Onlar da var. Hani böyle bir esere sahip olmak istiyorsanız yani referans kitabı oluyor bu. 750 lira. Şu kadar kalın kitap. Bir şey demiyorum. 750 lira. Size bırakıyorum. Evet, elimde bir kontrolcü var. Bu kontrolcüyü bilgisayara takıyorsun. İstediğin oyununu joystickle oynuyorsun. Şimdi biz bir dönem yine hala da aslında Kickstarter'a oyun geliştiriyoruz. Benim kendi şahsi kanaatim en iyi oyun tecrübesi FPS oyun oynamıyorsan joystickle olan. Yani elinin içinde o misketle oynar gibi oynayacaksın. O hissi alacaksın. Bilgisayar oyunu bile oynarken. O yüzden böyle konsollar almıştım. Test ediyordum hani farklı konsollarda nasıl bir his veriyor oyunum diye. Bu da onlardan bir tanesi. Orijinal. Polo Smart marka. Böyle. Böyle bir kol. Zaten bir eskimesi falan yok. Bunu takıyorsun. Fişe oynuyorsun. Bir şey yok. Problem yok. Şarjlı. Bluetooth'lu yani. Bunlar 1000 TL olmuş sıfırları. Bu da 450 TL. Bunu bilerek ucuza veriyorum. Tadını çıkarsın birisi oynasın. Bu fiyatı alamazsın yani. Güle güle kullan. Şimdi elimde şöyle bir Chevrolet var. Lego'nun. Bu da yine bir setten. O set ikili bir set. Bir tane daha bunun yanında. McLaren arabası vardı ama onun parçaları benim Lego yığını arasında kaybolmuş. O yüzden onu bulamıyorum. O set de nadirleşmiş benim gördüğüm kadarıyla. Bu şekilde bu halinde 1000 TL'ye veriyorum. O set galiba 4000 lira falan diye gördüm. Tükenmiş. Yani bulursan 4000 lira gördüm. İki arabadan oluşuyor. Bir tanesi bu. Bir tanesi McLaren. O yok. Sadece bu 1000 TL'ye. İçinde de karakteri var. Senin olabilir. Güzel bir araba bence. Orijinal Lego zaten diyorum. Güzel araba. Sürekli bir yandan mesaj geliyor. Sağ olun yani herkes çatır çatır alıyor. Dur bakayım ne yazmış. Pek vaktiniz yok sanırım falan yazmış. Bakayım. Herkes de anlayış göstermiyor. Şimdi ben satıcı değilim. Şey gibi görmeyin. Esnaf gibi böyle kaba konuşmayın yani. Ben de senin gibi alıcıyım. Kimisi bazen böyle şey gibi hani esnafa konuştuğu gibi müşteri her zaman haklıdır falan olayı yapıyor. Her zaman müşteri haklı değildir. En azından benim için. Böyle atar matar yapan arkadaşları bay bay diyoruz. Satmam yani ben niye şey yapayım ki? Ben bunu gerçekten severek kurduğum bağı paylaşmak üzere veriyorum. O düşüncedeki insanlar alsın istiyorum yani. Ticaret gibi düşünmeyeceksin bunu. Benim açımdan en azından öyle. Şimdi bunu niye aldım? Söyleyeyim. Eski valla bundaki renk uyumunu çok beğendim. İstiyorsan fotoğrafını al, kitabı alma. Renk uyumu çok iyi. Bu rengi kullan bak. Turuncu ve mavinin çok güzel bir kombinasyonu. 50 TL'ye veriyorum meraklısına. Güzel bir konu. Kavruk ülke. Böyle çizimleri. Çizimleri de fena değil Nathan Never'ın. Güzel bir eser. Nadir bir şey. Şu sahne çok güzelmiş. 50 TL'ye alabilirsiniz. Geçiyorum.